Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak Dolar Türk Lirası'nda geçtiğimiz hafta yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi Ocak ayı toplantısında FED beklentilere paralel bir şekilde fonlama faizinde değişikliğe gitmeyerek faizleri 0 ile 0,25 aralığında sabit bırakırken... Faiz kararı sonrasındaki açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jeremy Powell, para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizmişti. Öte yandan yurt içerisinde yine geçtiğimiz hafta içerisinde yılın ilk enflasyon raporunda Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini %9,4'te sabit bırakırken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Abal kısa vadede yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya olduğumuzu söylerken sıkı para politikasının süreceğini de yineledi. Naci Ağbal'ın açıklamalarından sonra değer kazanımında hızlandığını gördüğümüz Türk lirasındaki güçlü duruşun sürdüğünü görüyoruz. Bugün iç piyasada açıklanacak olan yılın ilk enflasyon verisi ve Amerika Birleşik Devletleri tarafında açıklanacak olan Özel sektör tarım dışı istihdam veri setini yakından takip ediyorum. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 7,15 Türk Lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Para girişinin oluşturduğu aşağı yönlü baskının devam etmesiyle birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 7,10 7,06 ve 7 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. 7,20 Türk lirası üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise yükselişlerde 7,22, 7,28 ve 7,34 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise geçtiğimiz hafta yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi Ocak ayı toplantısı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ile dolar küresel bazda değer kazanırken bu durumun çapraz kurda Euro'da satış baskılarının oluşturduğunu gördük. Öte yandan iç tarafta yılın ilk enflasyon raporu yayınlandı ve Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini %9,4'te sabit bıraktı. Enflasyon sunumu ve sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Abal, kısa vadede yüksek enflasyon riskiyle karşı karşıya olduğumuzu söylerken, sıkı para politikasında süreceğini yineledi. Naci Abal'ın açıklamaları sonrasında değer kazanan Türk lirası ile kurda aşağı yönlü hareketlerin hız kazandığını görüyoruz. Bugün iç piyasada açıklanacak olan yılın ilk enflasyon verisi kurdaki oynaklığı artırabilir. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda 8,65 Türk Lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu seviyenin altında kaldığı sürece aşağı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 8,62 8,57 ve 8,54 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro tarafında değer kazanımı ile olası yükselişlerde ise 8,72, 8,79 ve 8,84 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Euro dolar paritesinde ise haftaya dolar endeksindeki yükselişe bağlı olarak geri çekilme hareketiyle başlayan paritede 1,20 seviyesi üzerinde tutulmaya çalıştığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta yapılan yılın ilk federal açık piyasa komitesi toplantısında FED beklentilere paralel bir şekilde fonlama faizinde değişikliğe gitmeyerek faizleri %0 ile 0,25 aralığında sabit bıraktı. Faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jeremy Powell, para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi. Varlık alım programında herhangi bir değişiklik olmazken, faiz kararı sonrasında doların küresel bazda değer kazandığını da görmüş olduk. Dün Euro bölgesinde açıklanan gayri safi yurt içi hasla verisi piyasa beklentilerin altında kalırken bugün Amerika Birleşik Devletleri tarafından açıklanacak olan özel sektör tarım dışı istihdam veri setini yakından takip ediyorum. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,2050 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,2050 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 1,2120, 1,2170 ve 1,2230 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Parite'nin aşağı yönlü harekete geçmesi durumunda ise sırasıyla 1,2050, 1,2010 ve 1,1970 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise OPEC Plus toplantısı sonrasında yaşadığı yükselişi devam ettirmekte zorlansa da 55 dolar üzerinde tutulmayı başaran Brent petrol, Joe Biden yönetiminde enerji talebinin artacağına dair beklentiler ve zayıflayan dolar ile birlikte yükselişini korumayı sürdürdüğünü görüyoruz. Petrolde yukarı yönlü hareketlerin sürmesiyle 13 Ocak tarihinde test edilen 57,35 dolar seviyesini tekrardan test ettiğini gördük. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin hızlanabileceği gibi Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel talep tahminlerini düşürmesiyle ve artan koronavirüs vakaları ile birlikte petrol piyasasındaki iyimserliğin azaltıyor. Haftanın 3. işlem gününde haber akışlarını yakından takip ediyorum. Brent petrole teknik olarak baktığımızda 57,30 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 57,30 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 58 dolar 58,40 ve 59 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte eylemin aşağı yönlü hareketlerinde ise 56 dolar, 55 dolar ve 54 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>